Canlarım, yeni videoma hoş geldiniz. Balkonu yıkayacağım. Hortumu falan ayarlamıştık, getirmiştik. Şunu şuradan bir alayım. Şu musluk kırılmıştı geçen, o yüzden yıkayamamıştım. İyi ki de yıkamamışım. Çünkü parkeciler bayağı bir parkeleri keserken burası toz oldu. Şimdi değiştirdi hadi bunu. Ve çok güzel rüzgar esiyor dışarıda. Şunları da koparacağım ya. Şu ipler mipler var hep böyle saçma sapan. Bunları bir şeylerle koparıp atmam lazım. Hava çok güzel. Bir de çok güzel bir esinti var, anlatamam size. Efil efil esiyor yani. Ay, tandırda biberli ekmek yapıyorlar. Dün ben fırında yaptırmıştım. Bizim burada tandır var yukarılarda. Orada biberli ekmek yapıyorlar galiba. O biberli ekmek daha güzel oluyor arkadaşlar. Onu var ya, ye ye doymaz. Biz hazır fırına gönderiyoruz tabii ki. Ne güzel esiyor. Ay, şimdi ben öbür videoda izlemişsinizdir. Gündüz yükleyeceğim olan yüklediğim videoda içerilerin fırça süpürgeyle süpürdüm, kabasını aldım, pencere pervazlarını yaptım fırçayla, sıyırıp elektrikli süpürgeye çektim. Bayağı bir terlemişim, şimdi esiyor ya, buz gibi değdi vallahi. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Önce ben şu incir ağacını bir güzel yıkayacağım. Çünkü incir ağacı gördüğünüz gibi böyle yapraklarının tozuna bakın, bembeyaz olmuş bizim parkelerin tozundan. Şimdi hortumu takacağım zaten her yer. Önce bir ağacı yıkayacağım. Ağacın tozu gitsin. Ondan sonra da şu balkonu bir güzel yıkayacağım. Bu pencereleri de içeriden iyice kapatıp kilitledim. Bu pencereye, hem bu pencereye su böyle fışkırttıracağım, hem de şuradaki salonun penceresine de bir güzel su fışkırttıracağım. Hayırlısıyla canlar, evin içine yerleşelim de bu hafta. Sonra biraz kendimizi toplayalım. Evin dış cephesini de boyayacağız. Boya tamirat dış cepheye de yapılacak. Dama çatı yaptıracağız. İlerleyen zamanlarda arka tarafa oğlanlar için oda yaptıracağız. İnşallah Allah'ım nasip ederse. Şimdi burası yatak odası olacak ya, bakın. Şura. Burayı bana çocuk odası yap diyenler olmuş ama o olmaz arkadaşlar. Onu bir ara ben de düşündüm de sonra artısını eksisini düşündüm. Dedim ki burası çocuk odası, yatak odası olsa. Çünkü çocukların eşyaları daha çok. Burayı çocuk odası yapsak dedim. Burayı yatak odası yapsak, burayı çocuk odası yapsak dedim. Sonra şöyle düşündüm. Ali gece vardiyasında çalıştığında burada uyurken çocuklar buradan sürekli kendi odalarına gir çık gir çık yaptıklarında babalarını rahatsız ederler. Bu bir. İkincisi, çocukların arkadaşı falan geldiğinde olur ya, mahalle arkadaşı falan gelir. Yatak odasından geçiş olmaz. Ben ne yapardım önceden de? Bu taraf yatak odasıydı, bu taraf çocuk odasıydı. Bir çocukların arkadaşları geldiğinde ya da bir misafirim geldiğinde ben yatak odasının kapısını kapatırdım. Çocuklar bu odada oynardı. Ali o zaman da gece vardiyasında çalışıyordu. Ali burada gece çalışıp eve gelip gündüz uyuduğu zaman kapıyı kapatırdık. Çocuklar burada oyun da oynasa, buradan bir şey alıp çık, yani gir çık yaptıklarında, bir şeyler almaya falan girip çıktıklarında da babası rahatsız olmazdı. Bu yüzden bunun artısını eksisini düşündüğünüz zaman biz yine eskisi gibi burayı yatak odası, burayı çocuk odası yapacağız. Şimdilik biraz sıkıntılı olacak şu yönden, eşyaların sığması açısından, ama planladığımız bir dur şey var. Yani ne, hangi eşyayı nereye koyacağımıza dair güzel bir plan yaptık. Allah nasip ederse ilerleyen zamanlarda şu arka tarafa biz bir oda daha yapacağız. Seneye falan diyoruz yani, bu sene bu kadar borcu harcı bir ödeyelim, bitirelim, kendimizi toparlayalım. Bu arka tarafa bir oda yapacağız. Burası oğlanların odası olacak. Alper'le Aytun, yani onlar daha da biraz daha büyümüş olacaklar. Orası Alper'le Aytun odası olacak. Burası da Aylin, Yakup ve Allah nasip ederse yeni doğacak olan bebeğimizin odası olacak. Yine yatak odası orası ve salonda burası gayet yeter. Gönlümüz geniş, Allah'a şükür olsun ya. Böyle arkadaşlar, şimdi ne yapalım, başlayalım bakayım işlerimize.
Kaydetmeye başlıyorum. Tekrar bu kadar dinlenme, sohbet yeter. Çıkmaz. Kameraya gelir de sus. Azıcık daha geriye alayım ben bunu. Anam yine kameraya geliyor. Bayağı bir kamerayı uzaktan tutmam lazım arkadaşlar. Şöyle. Şey olmasın. Devam edeyim. Ne? Onu arka tarafa koyun. Neyse şu tarafları yapayım ya ben. Ne kızım? Buralara tutmam lazım ya. Olmayacak böyle. Ha? Kapatma. Kapatma ben yedim. Çekil mi?
Şurada da biraz sonra. Tamam, geç içeri. Islak yere basmayın dedim. Tamam. Yavrum geç. Terliklerin altını kurula. Geç içeriye. Terliklerin altını kurula. Kapıyı da kapat. Hatta bana şeyi getir. O poşetin içinde deterjan var. Fıs fıslı. Beyaz. Kutusu beyaz. Böyle sıkmalı deterjan. O poşetin içinde. Onu da getir bana. Mutfak tezgahının orada büyük olan.
büyük olanını getir. Tamam. Anneciğim ben de öyle yapacağım. Ben de öyle yapacağım. Koydum bu mu? Tamam onu koy. Koydum. Anneciğim şuraya yatıracağım mı? Diğer pencereye. Ha? Şuradaki pencereden sonra açayım. Yok yok o tarafa şey yapmayacağım. Oradan su girmedi. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben ne yaptım biliyor musunuz? Bazı kısımları kameraya çekmedim. Yaklaşık bir saattir neredeyse balkonu yıkıyorum. Çünkü şu şeylere su tuttum. Atermitin üstüne. Şuradan başlayayım. Bakın şu kapının üstünden. Şu atermiti komple duvarlara su tuttum. Şu karşıki pencereye. Salonun penceresine su tuttum. Duvarları komple su tuttum. Böyle var ya tozlu su çamur gibi akıyor. Bakınsanıza da orayı temizleyeceğim. Bu ağacın her yerine su tuttum. Bütün tozu toprağı pisi gitti. Ondan sonra kapıya falan tuttum. Şuradan azıcık su giriyordu içeri. Hemen oraları çektik. Şuraları deterjanla falan işte ben yıkayacağım daha. Ondan sonra bu duvarlara komple şu yine şu atermitin bütün her yerine bak çok tozluydu bu atermit. Hem zaman içerisinde normal toz olmuş hem de parkenin kesilen parkelerin tozları. Komple su tuttum. Şu duvarların hepsine her yere şu pencereye toz su tuttum. Hem elekler yıkandı, demirler yıkandı. Şuralar falan çok kirliydi. Oralar yıkandı. Komple her yere su tuttum. Buranın da su gideri gitmiyor. Niyeyse bu boruyu çıkarmak gerekiyor. Oraya Ali'ye bir tamir ettireyim ben orayı. Şimdi şey yapacağım. Şimdi kabası tabii tozu toprağını götürdüm. Şimdi şu çift krem sprey ile şunlar boyanacak zaten de. Şuralara başlayacağım şöyle sıkacağım. Açık değilmiş. Açalım. Artık şey yapacağım. Deterjanla. Şuralarda çünkü lekeler var böyle. Siyah siyah lekeler var. O lekelerin gitmesini istiyorum. Şu derzler falan temizlensin. Bu demirleri de zaten boyayacağız. Tamam. Çok güzel kokuyor. Şimdi foşur foşur köpük köpük temizlik olacak. Yok kızım gerek yok. Tamam oğlum yıkayacağım. Akşama doğru kurur burası. Yine oturursunuz. Şimdi yitelim şöyle biraz. Bir güzel yıkansın mı oğlum buralar? Mikrobu falan da gitsin. Ay bileğimi ağrıttı. Şöyle. Çok da güzel kokuyor. Amonyaklı. Şu merdivenlere de biraz sıkayım. Şöyle şöyle lekeler var. Balkonun bazı yerlerinde. Ne yapmışlarsa artık. Mis gibi koktu vallahi balkon. Önce şu merdiven kısmını bir temizleyeyim.
Efendim? Hep sakız gibi bir şeyler yapıştırmışlar. Onlarda siyah siyah lekesi kalmış. Efendim? Yarın. Yarın taşıyacağız, yarın. Evet. Silikon herhalde bu. Çıkmıyor, bunu kazımak lazım bir şeyle. Efendim? Allah'ım, anne anne anne, ne yavrum ne ya? Tamam tamam. Ya tamam, üf, he de gitsin kızım ya. Simsiyah olmuş şuralar var ya. Bildiğin simsiyah yani. Ben burada oturduğum zaman da böyle bu derz aralarını falan hep böyle temizlerdim. Şuraları şeyle yapacağım zaten. Şimdi şunu bir yıkayayım. Kire bak simsiyah. Kapının kenarlarını yapayım. Tripodumu şuraya koyayım da. Portumu da şöyle çekmem lazım. Şu kısımları görüyor musunuz? Şuraya bakar mısınız? Şuranın kirine bakın ya. Simsiyah ya Rabbim. Ne yaptınız bu kadar Allah aşkına? Kalmadı, hemen geçti. Temizliğe gözünü seveyim. Temizlik gibisi var mı ya? Pırıl pırıl oluyor yaptığım, tertemiz oluyor. Aynı şekilde şuraya bakın. Ben burada otururken sürekli buraları deterjanla yıkardım kirlendikçe. Şu kapının kirine bak ya. Neyse ki bu kapıyı boyayacağız tabii ki biz. O yüzden şey yapmıyorum buraya fazla. Yapma. Kapıyı açmayın. Kapı boyanacak. Bir an önce. Prizin kirine bak Allah aşkına. Ya Rabbim, ne yaptınız siz ya? Evin her yerine kömür mü sürdünüz? Ne yaptınız? Kızım, o sarı bezlerden birini bana versene hemen. Islak kullanılmış olanı ver, tamam mı? Aşkım. Balığım. Sen ver. Tamam, kapat. Kapat kapıyı yine. Ne yapıyor? Bir silah. Yok, ben bunu sildim.
Başka neresi var? Şurası. Oraları sildim zaten. Burası tamam. Şimdi bu burada kalsın. 2 dakika dinleneyim. Burayı bir foşurdatayım. Burada iş yapıyoruz. Geldi baktı abim gel buraya yengem falan. Çok beğendiler. Çok güzel olmuş dediler. Ondan sonra zaten videolardan daha çok bakıyorlar da hani birebir gördüler. Sonra onlar gidince ben hemen geri çıktım. Zaman kaybetmeden hemen çıktım. Balkonun geri kalan kısmını yıkadım. Artı ben yola kadar süpürdüm. Şu bizim giriş merdiveninin altına kömür koymuşlardı. O kömürleri biz birisine verdik. Ben soba yakmadığım için ben klimayla ısınıyorum. Burada taşınmadan önce burada da yine klimayla ısınıyordum. Kendi evimde de öyle. Yine burada yine aynı şekilde klimayla ısınmaya devam edeceğim. O kömürleri verdik. Kömürlerin yeri falan çok kirliydi. Oralara hortumla su tuta süpüre yemin ediyorum. Bir balkon ve balkon çevresine 2 saat uğraştım. Bir de balkonu deterjanla yıkadım. Bir de balkonun su gideri gitmiyor. Orada bir tuhaflık var. Aliye göstereceğim orayı. Oradan su hemen akıp gitmediği için beni uğraştırdı. Neyse balkonu yıkadım, bitirdim. Aşağıya indim. Saat 5.30 oldu tabii. Dünden yemeğimiz vardı, biberli ekmek. Ama benim canım kavurma gibi bir şeyler canım çekiyordu. Çok acıktım, çok yoruldum. Böyle Ali'yi aradım. Ali de hatta daha doğrusu Ali aradı o arada beni. Ne yaptın falan diye. Aa dedim böyle. Servisteyim, geliyorum dedi. Aa dedim hiç dedim biberli ekmek canım. Ben dünden biberli ekmeği fazlaca yaptık bugüne de kalsın diye. Ben dedim biberli ekmek yemek istemiyorum. Benim canım kavurma istiyor dedim. O da dedi ara sipariş ver dedi. Hemen gelsin sen hemen yiyiver dedi. Bekleme dedi çok acıktıysan dedi. Ay ben de kavurmacıyı arıyorum açmıyor. Arıyorum açmıyor. Ay sonradan aklıma geldi bugün pazar. Neyse Ali geldi artık motorla gitti sağ olsun. Çarşıda açık yer varmış yaptırdı geldi. Yemeğimizi yedik. Biraz dedik yatalım dinlenelim. Ali daha yatıyor. Horluyor yorgunlukta. Dedim ben birazcık kendime geldim. Ali dedim biraz daha yatsın. Azıcık dinlensin o. Ben dedim çıkayım artık süpürme ve silme işini yapayım burayı. Öncesinde şeyle süpürmüştüm. Fırçayla kabasını almıştım. Şimdi elektrikli süpürgeyle süpürüp sileceğim. 2-3 su sileceğim artık. 2-3 kova kaç kova suyla silersem anca gider tozu. Ama inşallah elektrik de kesilmez. Dün bu saatlerde 2 defa elektrik kesilmişti. Öyle canlar. Balkonu size göstereyim. Nereleri yıkadığımı göstereyim. Balkon pırıl pırıl oldu. Yalnız. Önce. Ay. Ha kuzum. Yok aşk. Ev kırıl. Oynasa oynayacaksın. O şey oldu ya. Kırıldı ya su silahı. Ay sen bilirsin. Oyna. Önce bir bardak su içeyim de. Canlar. Bir takipçim şey yazmış. Bu çeşmeler iyi olma. Orada hoş durmuyor. Değiştir demiş. Tabii ki değişecek. Canlarım güzellerim. Bu çeşme buraya yakışır mı hiç? Burası için Trend Yol'dan 500 liraya şey getirttirdik. Batarya getirttirdik. Ali buranın bataryasını da takacak. İnşallah. Ay kavurma yersen böyle susarsın. Ama ne zamandır da canım istiyordu. Abimler de çok beğendiler. Çok güzel olmuş dediler. Eski halinden eser kalmadı yani. Şükür Allah'ım sana. Şurada bir şey olmuş. Ay.
Şimdi canlar, çocukların aşağıdan kikir kikir sesleri geliyor. Ben size bir balkonu göstereyim. Ya, balkon tertemiz oldu ya. Şu merdivenleri gördünüz, deterjanlarla yıkadım. Bu incir ağacını iyice yıkamıştım ya, toz olmuştu. Bir de yoldan yıkadım. Yoldan da bayağı bir su döktüm incir ağacına. Şöyle şunun, şu merdivenin altında işte kömür vardı. Burada kömür, bu merdivenin altı çok pis olmuştu. Kömürün şeyi, tozu falan siyah siyahtı. Buraları iyice yıkadım. Her tarafını yıkadım. Annemin penceresine de dışarıdan su döktüm. Ondan sonra zamanında bu seramikleri de çok beğenerek almıştım ben arkadaşlar. Çok dükkan gezdik. Ben parlak seramik diye tutturmuştum o zaman. 16 sene önce parlak seramik olacak, parlak seramik olacak diye kaç tane seramikçi dükkanı gezmiştik de sonunda bunu bulmuştuk. Buraları da yıkadım arkadaşlar. Şu gördüğünüz atermitlere su döktüm. Fışkıttıra fışkıttıra. Ondan sonra duvarlara su döktüm. Duvarların tozu gitti en azından. Sonra boyayacağız demiştim zaten. Pencereler. Ay şuralar nasıl berbattı, nasıl berbattı. Tertemiz oldu. Bunlar falan boyanacak zaten. Yine yıkadım, tozu gitti. Buraları hep deterjanla yıkadım arkadaşlar. Foşur 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 foşurdata foşurdata yıkadım. Ondan sonra şu aşağıdaki çiçeklere bile, bura çiçeklerim bile tozu gitsin diye suyu fışkıttırdım iyice. Şu incire dediğim gibi dışarıdan su döktüm. Şuralara kadar hep süpürdüm yani. Her yeri süpürdüm. Balkon tertemiz oldu. Pırıl pırıl oldu. Allah'ım nasip ederse şu eşyaları yerleştirelim de buralar da boyanacak. Burası falan hep boyanacak yani. Şimdi geçelim içeri. Kapıyı kapatayım. Elektrikli süpürgemiz nerede? Buradaydı. Şuraya bir yere koymuştum ben. Süpürgemi de alayım. Ay, evi bir süpüreyim bakalım. Ben bir güzel tozunu, tozu şeyini alayım, çekeyim.
Bile dayı ne yaptın? Süpürdüm canlar. Evi komple süpürdüm. Şimdi yapacağım. Ben bu koltuğu da. Burada suyu da ayarladım. Ben bu koltuğu da alır seni. Mina da suyunu da ayarladım. Önce tercan falan bir şey koymadım içine. Çünkü şu an sadece tozunu çekeceğim için. Kızım kapalı şöyle köşeye gitmem lazım. Ha. Bakın ben berbat olur sürüyordum. Göstereyim size. Çok aşırı kapkara olur diyordum ama kapkara olmadı vallahi. Şimdi gene değiştireceğim tabii ki yine de. Neden? 2-3 su temiz silmek için. Temizlensin diyeceğim.